İyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. <laughs> merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar, merhabalar. Arkadaşlar şimdi bir süredir e, zaten ders yapıyorduk ama e, bazen günlerimizde programlarımız daha yeni oturduğundan dolayı e, bazen günlerimizde değişiklik oluyordu. E, o yüzden biraz da erken başlamıştık. Birçok arkadaşım, birçok arkadaşım ee, Birçok arkadaşım diyordu ki yani biz yakalayamıyoruz biz yakalayamıyoruz hani e, çok mu erken başladınız falan diye çünkü ilerlemiştik baya. E, şimdi çok fazla kişi olduğundan dolayı bunu söyleyen o yüzden e, son kez baştan başlama gereği tuttum. Günlerimiz artık sabit arkadaşlar günlerimiz artık salı günü 21.45. Bundan sonra derslerimizi artık 21.45'te yapacağız. Bir daha geriye dönmeyeceğim. Böyle baştan başlayacağız yine. Ee, hızlı bir şekilde hani çok hızlı değil tabii normalde. Yani birazcık daha e, hızlı bir şekilde ilk 3 üniteyi bitireceğiz. Bugün İslamiyet öncesi. işte her hafta bir ünite şeklinde ilerleyecek. Aynen salı günleri 21.45 ee, Salı günleri dersimiz artık sabit arkadaşlar. Salı günleri 21.45'te dersimiz olacak. Bundan böyle dediğim gibi baştan başlayacağız, baştan başlayacağız. Ee, yeni başlıyor. İslamiyet öncesiyle başlayacağız. Soru çözümleri yapacağız. Ee, İslamiyet öncesi, Türk İslam, Türkiye tarihi bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Her hafta bir ünite olacak şekilde. Osmanlı tarihlerine geldiğimizde, Osmanlı tarihine geçince biraz daha konu ve soruyu beraber götürmeye çalışacağız. E, şimdilik Salı günleri arkadaşlar. Salı günleri 21.45. 21.45 tamam. Sabitledik yani günlerimiz artık bu şekilde. Dediğim gibi bugün İslamiyet öncesinden başlayıp ilerleyeceğiz. Şimdi ilk ünite zaten çoğunuz artık ilk üniteyi öğrendiniz diye düşünüyorum. O yüzden konu yani ilk üç ünite ile ilgili konu çalışması çok fazla yapmayacağım. Ee, soru üzerinden konuşacağız. Sorular üzerinden konuşacağız. Ee, hazırsak eğer daha fazla vaktinizi almadan hemen başlayalım. Ee, çıkmış sorulara da bakacağız. Pekiştirme sorularına da bakacağız. Tamam mı? İkisi de olacak. Son yıla kadar çıkmış sorulara bakacağız. Aynen. Artık ilk üniteyi iyice öğrenmiş olmanız lazım. İlk üniteyi iyice öğrenmiş olmanız lazım. Şimdi bir tek yani bilenler için tekrar edelim. Önceki çözdüklerimizden farklı. Hani daha önceden kazanım testi çözmüştük, çıkmış sorular çözmüştük. Şimdi farklı bir yayından farklı sorular çözeceğiz. Tamam? Peki başlayalım o zaman. şunu düzelteyim. Şimdi buradan bir test çözeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar kendi kitabıma da geçeceğim. Oradan da soru çözeceğiz. Oradan da sorular çözeceğiz. Şimdi şimdi daha ilk testimiz, ilk dersimiz gibi düşünün bunu. İslamiyet öncesinden başlıyoruz. Tamam mı? Şu anda sesim ve görüntüm net midir? Ee, bana bir dönüt verirseniz. Gayet net. Tamam. Sesim de netse. Haydi bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı kapatıyorum. İlk soruya bakıyorum arkadaşlar. İlk soru bir kavram sorusu. Hangisi yanlış diyor? Ee, yalvaç. Elçi demiş. Bu doğru arkadaşlar. E'den başlıyorum. Elçi Yalvaç. Ayuki Meclis demiş. Bu birazcık beklesin. İlik Hükümdar demiş. İlik Hükümdar demek doğru. Ayguci Vezir demek doğru. Örgin Taht demek doğru. Ayuki Meclis değil arkadaşlar. Ayuki'ye ne demesi lazım? Ayuki'ye. Ayuki Hükümet anlamına gelir arkadaşlar. AYK hükümet demektir. Tamam? Aykü meclis anlamına gelmez. AYK hükümet anlamına gelir. Bu hükümetin içinde bakanlar var arkadaşlar. Bu hükümetin içinde e, bakanlar var. Bu bakanlara İslamiyet öncesindeki bakanlara buyruk denilmiş. Buyruk. Buyruk. Tamam mı? E, Aykü hükümet AYGUCI başbakan AYGUCI yani vezir Buyruk da bakan anlamına gelmektedir. İkinci soruya bakıyorum. Bağımsızlığı sormuş. Şimdi bu ülüş, pay, nasip, hisse gibi anlamları var. Könilik adalet anlamına gelmektedir. Könilik adalet demektir. Uzluk iyilik, faydalık anlamına gelir. Tüzlük eşitlik demektir eşitlik. Şimdi ok bağlılık anlamına geliyor. Ok bağlılıktır. Ok sızlık ise ok bağlılıksa ok bağlılık, ok sızlık ise bağımsızlık anlamına gelmektedir. Önemli bir kavramdır arkadaşlar oksuzluk kavramı. Oksuzluk İslamiyet öncesinde bağımsızlık anlamına gelir. Ok ise bağlılık anlamına gelir. Üçüncü soruya bakıyorum demiş ki aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde siyasi ve idari alandaki uygulamalardan biri değildir demiş. İslamiyet öncesinde boylar birliği şeklinde örgütleniliyordu doğru. Egemenlik ilahi bir güce dayanıyordu. Evet kut anlayışı vardı, Tanrı'ya dayanıyordu. Hanedan üyelerinin ülke yönetimine katılması evet, hanedan üyeleri ülke yönetimine katılıyordu çünkü veraset sistemi vardı değil mi? Veraset anlayışının kesin kurallara dayanması. Burada sanki biraz sıkıntı var gibi. Hatun adı verilen hükümdar eşlerinin yönetimde söz sahibi olması demiş. Arkadaşlar hatunlar yönetimde söz sahibidir. Elçi kabul ederler. Kurultaya katılırlar. Verasette kesin kurallar diyor ya. Arkadaşlar unutmayın bizde veraset sistemi düzensizdir veraset sistemi düzensizdir. Yani kimin geleceği daha öncesinden, tahta kimin geleceği daha öncesinden belli değil. Kesin kurallara dayanmış diyor. Hayır, veraset sistemi Türklerde çok pardon düzensizdir dedik. Kavimler göçünün başlamasında etkili olan Hun hükümdarı diye sormuş. Arkadaşlar kavimler göçü Asya Hunları dağıldıktan sonra başlıyor. Şimdi Asya Hunları dağıldıktan sonra başlıyor. O yüzden Teoman ve Mete olamaz. Avrupa Hun hükümdarlarından biri olması lazım. Atilla en parlak dönemi yaşattı. Bu öncülük edemez. Ulduz da edemez. Yani kavimler göçünde öncülük eden Avrupa Hunlarının kurucusu olmalı değil mi? Kavimler göçünde Avrupa Hunlarının kurucusu kimdi? Avrupalıların kurucusu Balamir'de o zaman bunlar Balamir öncülüğünde bunu yapmışlardır diyebiliriz. Beşinci soruya bakıyorum. İslamiyet önce Türk devletlerinde yönetimde söz sahibi olan Tigin, Yapku, Aygücü. Önce onları bir bilelim. Tigin, şehzade demek değil mi? Tigin şehzade. Yapku, batıyı yöneten kişi. Aygücü da de vezir demek. Vezir. Tigin şehzade. Yabgu Batı'nın yöneticisi. Aygucu vezir demek. Tigin zaten oğlu olduğu için tanedan üyesidir. Yabgular yani batı yönetenler yine aileden biri olmak zorunda. Bu da doğru. Aygucular arkadaşlar bunlar hanedan üyesi olamazlar. Aygucular vezirler hanedan üyesi değildir. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Hanedan üyesidir diyor ya. Hanedan üyesi olanlar bunlar ve bunlar. Çünkü hanedan üyeleri kimler? Hükümdarın oğlu, yeni, amcası ya da kardeşi. Değil mi? Oğul, yeğen, amca, kardeş. Batıyı yöneten yapku şunlardan bir tanesi. Şehzade zaten oğlu. O yüzden bunlar hanedan üyesi. Ama Aygucu vezirler hanedan üyesi olmak zorunda değiller. Altıncı soruya bakıyorum. Demiş ki bu sözlerin aşağıdaki hükümlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu. İçte açsız, dışta giyeceksiz bir kavme kâhan oldu. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kültigin ve Şatlarla ölesiye çalıştık diyen kim olabilir? Kültigin arkadaşlar kim olabilir? Yanında kim vardır? Bilge Kağan vardır değil mi? Bilge Kağan arkadaşlar. Kültigin, Bilge Kağan, bunlar arkadaşlar Orhun kitabeleri bunlar adına dikiliyordu değil mi? Kültigin Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikiliyor. Kültigin meşatlarla ölesiye çalıştık diyorsa bunu Bilge Kağan söylemiştir. Çünkü Orun kitabeleri onun adına yazılmıştır. Demiş ki 6. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde devlet kuran Hazarların baskıları sonrasında İtil ve Tuna olarak iki kola ayrılan Türk topluluğu hangisidir diyor. Arkadaşlar İtil ve Tuna. Ne vardı? İtil Bulgarları var. Tuna Bulgarları var değil mi? Şurası Tuna olan hatta Hristiyan. İtil tarafı da Müslümandı. Hatta ilk Müslüman Türk Devleti İtil Bulgarlarıydı değil mi? Yani cevabımız Bulgarlar olur. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde bitikçi aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak kullanılmıştır diyor. Bitik yazı demektir arkadaşlar. Bitik yazı anlamına gelir. Yazıcı yani. Yazıcı kim olur? Katip olur. Elçi olamaz. Elçiye ne diyorduk? Yalvaç diyorduk. Elçi yalvaç. Ressam, bedizci, vezir, aygucu. Bakın arkadaşlar soru çözerken cevap budur deyip geçmeyin lütfen. Bu tarz sorularda mutlaka yanlarına yazın. Bir şey kaybetmezsiniz. Tam aksine mutlaka faydası olacaktır. Bu tarz sorularda mutlaka cevabı kesin biliyor olsanız bile diğer şıkları yanlarına yazın. Asker sü demektir. Sü asker. Dokuzuncu soruya bakıyorum. İslamiyet önceki Türk devletlerinin yıkılmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz demiş. Boylar arası mücadele olur. Tat kavgaları olur. İkili yönetim olur. Çin entrikaları olur. Ordu millet anlayışı. Arkadaşlar kadın erkek genç yaşlı eli silah tutan herkesin asker olması demektir. Kadın erkek genç yaşlı eli silah tutan herkes askerse devlet niye yıkılsın ki? Yani ordu millet anlayışının yıkılmaya herhangi bir etkisi olmaz. Yıkılmakla uzaktan yakından alakası yoktur diyoruz. Onuncu soruda. Arkadaşlar Türk memleketlerinin yüreği demiş. Türk memleketlerinin yüreği de dedir, eşittir. Oraya kutlu şehir de denir. Kutlu şehir, Türk memleketlerinin yüreği kutlu şehir ya da toprak ana da denir. Buraya toprak ana da denir. Türk memleketlerinin yüreği ya da kutlu şehir ya da toprak ana olarak bilinen şehrimiz Ötüken şehridir arkadaşlar. Ötüken şehri. Bunların içerisinde Semerkant'ı sordu şehirlerin şahı olarak. Lütfen şunu yapmayın. Tutup işte Kaşkara bu denir, Karabalasaguna bu denir, Buhara işte ona da bu denir falan. Bütün şehirlere tek tek ne denilir diye ezberlemeye çalışmayın. Sadece Ötüken'i bilmeniz yeterli. Ötüken'i biliyorsak tamam. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kanun çocuklarına Bağlı ve bağlı boy ve oymakların başına gönderildiğinde verilen ümmet. Şimdi arkadaşlar bakın normalde şehzadeye tigin diyoruz. Bu tiginler yönetici olarak gönderildiklerinde tiginler tecrübe kazansın diye yönetici olduklarında isimleri şad olur. Tamam mı şad tiginler yönetici olduktan sonra isimleri şad olur diyoruz. demiş ki 12. soruda eski Türk kültürüne ait dinsel ritüellerden biri e, biri olan Çin kaynaklarında bir insan ölünce cesedini çadıra koyarlar. Akrabaları birer hayvan getirerek kurban ederler. Daha sonra çadırın etrafında feryatlar kopararak at üzerinde 7 defa dönerler. Şeklinde bir uygulama diyor. Şimdi yani bir tören var arkadaşlar burada. Bakın şu baksı din adamı demek. Din adamı Balbal bal, mezar taşı demek. Bakın u da uymuyor. Toygun toya üye olan yani kurulsay üyesi demek. Bu sav, sagı, koşuk edebiyattan bilirsiniz arkadaşlar. Edebi şeyler, sav, işte atasözü, ağıtlar falan. Yu ise cenaze töreni demektir. Yukarıda bakın tam bir cenaze töreninden bahsediyor. O yüzden burada doğru cevabımız yu yani cenaze töreni olacaktır. 13. soruya bakıyorum. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'ne ilişkin aşağıdaki verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlış? Yu, cenaze töreni. Doğru. Yu, cenaze töreni. Orun. Arkadaşlar KPSS'de soruldu. E-KPSS'de hem de Orun soruldu kişilerin mensup oldukları boylara ve statülere göre toplantıdaki oturma düzeni doğru. Oturma düzeni. Ongun orduda askerlerin kullandığı başlık. E -e, bu olmamış. Ongun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ongun totem, totemizm inancında, totemizmde kutsal sayılan varlık ya da eşyalara verilen isim. Yani şey gibi düşün. Nazar boncuğu gibi düşünün. Nazar boncuğu gibi düşünün. Tamam. Orduda askerlerin kullandığı başlığa börk ya da tolga ismi verilir. Orduda askerlerin kullandığı başlık börk ya da tolga demektir. Otacı, evet hastalıkları tedavi eden hekim. Ülüş, ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması. Arkadaşlar burada sanki ülke naneden üyeler arasında paylaşılması e, ifadesinde de bir sanki sıkıntı var. Ülüş ne demek biliyor musunuz? Ülüşün pay, nasip, hisse gibi bir anlamı var. Ülüş aynı zamanda arkadaşlar eee hükümlardan geldiğini düşündüğümüz iktisadi güçtür. İktisadi güç. İktisadi güç. Tamam. Ülüş ya da ülük. 14. Hükümdarların sulu kağan dönemin ölümünden sonra iç karışıklıkları sürüklenen ve Çin'in kışkırtmasıyla kara ve sarı. Arkadaşlar bizim bu şekilde ayrılan devletimiz Uygurlardır tamam mı? Yıkılırken kara ve sarı olarak ikiye ayrılan devletimiz Uygurlardır. Bunu bir yere not edin karşınıza çıkar. Başka yok zaten. Kara ve sarı diye ayrılan Uygurlardır. Şu Sulu Kağan'ı gören, hani kendi adına e, para bastıran Türgiş hükümdarı vardı ya, Bagatarkan. Bagatarkan. E, o önemli, Bagatarkan önemli. de biliyorsunuz. Bir de Türgişlerde Sulu Kağan var. E, bu Haristan Savaşı diye bir savaşı kazanıyordu. Hani Emevilere karşı. O yüzden burada Türk işlere gençler çeldirici olarak verilmiş cevabımız Uygurlar olacaktır. 16. soruda Türk tarihinde vatan sevgisinden ilk kez bahseden ve Oğuz Kağan destanında Oğuz Han olarak bahsedilen Türk Hakanı tabii ki Metehan'dır. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardan değildir? Arkadaşlar oguş aile demektir. Uruk sülale demektir. Boy aşiret demektir. Bunlar hep bak sosyal yapı oluşturur. Bodun millet demektir, millet. Tilkeş arkadaşlar tirgeş orduyla alakalı bir kavramdır ve okçu anlamına gelir. Şu sıralamayı mutlaka bilmeniz lazım arkadaşlar. Oguş, uruk, boy, bodun, il sıralamasını sosyal yapıyı en küçükten en büyüğe doğru oguş, uruk, boy, bodun, il şeklinde bizim bu sosyal yapıyı mutlaka biliyor olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar birazcık da bunlar hep farkındaysanız bilgi sorusu çok yorum istemeyen sorular. Biraz da bilgi sorusu çözelim. Şurada bir saniye bilgi sorusu Şuradan açalım. Evet bu benim kitabım arkadaşlar. Konu kavrama testlerinden. biraz yorum sorusu bakalım. Şöyle. Gerçi ilk soru bilgiyle başlamış ama olsun. Genellikle yüzde arkadaşlar 80 oranda yorum sorularından oluşan bir kitap. Benim kitabım. aşağıdakilerden hangisi Türk topluluklarından hangisinin sanat anlayışı diğerlerinden farklıdır? Aslında bu da bir nevi yorum arkadaşlar. Sanat anlayışının farklı olabilmesi için ne lazım? Farklı bir din lazım. Farklı bir şey lazım. Şimdi avarlar, pardon girelim şöyle. Heh. Kırgızlar verilmiş, avarlar verilmiş, göktürkler, uygurlar ve hunlar verilmiş. Şimdi bunlardan hangisinin sanat anlayışı diğerlerinden farklıdır diyor. Arkadaşlar şimdi baktığımızda Hunların, Avarların, herhangi bir sanat anlayışının birbirinden farkı ya da Göktürklerin bir farkı ya da Kırgızların bunlar arkadaşlar aynılar. Ama Uygurların sanat anlayışı diğerlerinden farklı olur, değil mi? Niye farklı olur? Çünkü hem yerleşik hayat hem de Mani dini var. İkisi beraber var. Yani Mani dini sanat anlayışını değiştiriyor. Değişik tapınaklar yapıyorlar, değil mi? Türk üçgeni diye böyle bir şey yapmışlar tapınaklar içerisinde. O yüzden Uygurların sanat anlayışı diğerlerinden daha farklı olur. İkinci soruya bakıyorum. İslamiyet öncesi Türk toplumunda çadır sanatı, halı ve kilim dokumacılığının gelişmesi. Neyden kaynaklanıyor, nereye bağlanabilir? Göçebe yaşamda hayvancılık yapıyoruz. Buraya bağlayabilirim. Gök Tanrı inancıyla çadır ya da halı kilim dokumacılığının hiçbir alakası yok. Ordu millet anlayışını benimsememizle yine e, çadır sanatı ya da halı kilimin alakası yok. Bu halı kilim çadır yün arkadaşlar dokuma. Bu nasıl olur? Hayvancılıkla olur değil mi? E, Göçebe olduğumuzdan dolayı biz hayvancılık yapıyorduk. Burayla ilişkilendirebiliriz dedik. <laughs> Üçüncü soruya bakıyorum. İslamiyet öncesi Türk toplumlarının alanlarından hangilerinde üretim yaptığı savunulabilir? Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk toplumu denildiğinde biz göçebeliği düşüneceğiz. Göçebe hayatta dokumacılık yapıyoruz mu yapıyoruz? Göçebe hayatta hayvancılık yapıyoruz mu yapıyoruz? Göçebe hayatta madencilik yapıyoruz mu yapıyoruz? Bunlarla ilgili üretim yapılabilir değil mi? Çünkü bunların hepsi göçebe yaşamda yapılabilecek şeyler. Göçebe yaşamda yapılabilecek olduğundan dolayı üçünü de aldık. Dördüncü soruya bakıyorum. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında bağımsızlık bilincinin gelişmesi. Arkadaşlar şu göçebelikle ilgili o kadar çok sorumuz var ki ÖSYM seviyor. O yüzden ben de çok sık kullanma taraftarıyım. Göçebe yaşam bizim bağımsızlık bilincimizi geliştirir mi? Evet geliştirir. Peki göçebe yaşamdan dolayı, göçebe yaşamdan dolayı e, bağımsızlık bilincimiz gelişir. Buna eyvallah dedik. Bağımsızlık bilincimizin gelişmesinde kut anlayışının etkisi var mı? Hayır. Bağımsızlık bilincimizin gelişmesinde uzun süreli hapis cezalarının etkisi var mı? Hayır. Uzun süreli hapis cezalarının görülmemesi bağımsızlık bilinciyle değil, göçebe yaşamla ilişkilendirilir. Yani şurayla ilişkilendirilir. Bunun sonucu olur. Yani birinci öncünün sonucu olur bu. O yüzden bunu kabul edemeyiz. Cevabımız bu. Beşinci soruya bakıyorum. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olunmamasının nedeni hangisidir acaba? Yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Çünkü yazılı kültürün gelişmediğini gösteriyor. Burada arkadaşlar neyi de alabilirdik biliyor musunuz eğer olsaydı? Şöyle de olabilirdi. Bunun yerine mesela yine göçebe yaşamı verseydi göçebe yaşamdan dolayı böyle böyle deseydi onu da yine kabul edebilirdik. Altın soruya bakıyorum. Ana yurttan Türk göçlerinin yaşanmasında. İpek yolunun önemini kaybetmesi. Eh böyle bir şey yok. Hani İpek yolu önemini kaybetti diye biz göç yapmadık. İklim değişikliği evet toprakların verimsizliği bu bir göç nedenidir. Hatta göçlerin ana nedenidir. Göçebeliğin ana nedenidir iklim değişikliği. Boylar arasındaki mücadele yine aynı şekilde göçlerin yaşanmasında etkilidir. İpek yolunun önemini kaybetmesi öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey diyemeyiz. Yedinci soruya bakıyorum. Uygurların özelliklerinden hangileri kendilerinden önceki Türk topluluklarından farklı olduğunu gösterir. Ticaretle uğraşmaları diğerleri de uğraşıyordu. Geniş çaplı tarım faaliyetleri bu farklı işte. Diğerlerinde yok. Yerleşik hayata geçmeleri diğerlerinden farklı değil mi? Uygurlar tarımsal faaliyetler ve yerleşik hayata geçmeleri diğer Türk devletlerinden farklıdır. Sekizinci soruya bakıyorum. Göktürklerin Orta Asya'da kurulmalarına karşın İran'da hüküm süren Sasaniler ve Anadolu'da hakim olan Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerde bulunması Geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmaları olabilir sanki değil mi? Çünkü Göktürkler, Göktürklere göre sınırları en geniş, aynı zamanda en güçlü Türk devletiydi. İpek yoluna egemen olmak istemeleri olabilir. Çünkü İpek Yolu Anadolu'dan da geçiyor, değil mi? Göçebe hayatın devamlılığını sağlamaya çalışmaları. Eee, göçebelik iyi bir şey değil arkadaşlar. Göçebe hayatın devamlılığını kimse sağlamak istemez fırsatını bulduğu an Türkler yerleşik hayata geçiyor zaten. Göçebelik, rezillik arkadaşlar. Niye göçebelik devamını istesin? Yukarıdakilerden hangilerinin diyor Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle ilgili olduğu söylenilebilir. Saray ve tapınak mimarisinin gelişmesi bu yerleşik hayatta olur. Şehir kültürünün oluşması yerleşik hayatta. Ülke hanedanın ortak malı sayılmasının yerleşik hayatta ya da göçebe hayatta hiçbir alakası yoktur. Yani veraset sistemi dediğimiz sistem göçebeyken de var, yerleşik hayattayken de var. 10. soruya bakıyorum. Uygurların yerleşik hayata geçmesinde ne etkili oldu? Mani dini etkili olmuş, değil mi? Mani dini ne demişti? Et yasak demişti. Et yasak olduğu için tarımsal faaliyetlere başlayacaklardı tarım içinde ne yapacaklardı? Yerleşik hayata geçmek isteyeceklerdi. O yüzden dini inanışları diyoruz. Dini inanışları. 11. soru. Avrupa'nın siyasi ve etnik yapısının değişmesine neden olan kavimler göçünün başlamasına Asya Hunlarının dağılması sebep olmuştu. 12. soruya bakıyorum. Hazar devletindeki Hazar devletinde ordudaki ücretli askerlerin sayısının artması hangisini ortam hazırlar? Ücretli asker sayısı artarsa hazine giderleri de artar. Ulusçu politikaların takip edilmesi alakası yok. Toplumsal sınıf ayrımının oluşmasının hiçbir alakası yok. Ücretli askerlik artarsa değil mi hazineden para ödediklerinden dolayı ne yapar? Para gider. Arkadaşlar son yılın İslamiyet öncesine bir bakalım mı? Son yıl ne sorulmuş? Şöyle beraber onu da bir görmüş olalım. Son yıl. Son yıl bakın böyle bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bir önceki yıl da buna benzer bir bilgi sorusu sorulmuştu. Artık şey yorum sorusu özür diliyorum. Yorumlar önemli. Yorumlar önemli. Demiş ki aşağıdaki Göktürk Devleti'ne ait bir para örneği verilmiş. Bu paraya bakarak Göktürklerde kadınlar yönetimde söz sahibidir. Diyebilir miyim? E kadın da var burada diyebilirim. Madencilik, e madeni para bunu da diyebilirim. Takas usulü. Arkadaşlar takas para yokken yapılır. Takas para yokken yapılan bir şeydir değil mi? O yüzden takas usulü olamaz. Cevap 1 ve 2. Bakın bu kadar basit bir soru. O yüzden üniteden lütfen çok korkmayın. Peki 2022'de ne sorulmuş? Hemen kısaca ona da bakalım. 2022 hemen bir soru zaten. 2022'de ise demiş ki İslamiyet önce Türk devletlerinde kullanılan aşağıdaki tabirlerden hangisi devlet teşkilatı ve yönetim anlayışından ziyade toplumsal yaşam ve inanışla ilgilidir? Arkadaşlar yapgu devletin batısını yöneten kişiydi. İlteber bir hükümdar ünvanıydı. Hükümdar ünvanı. Ayguci vezir demek. Tarhan Tarkan ordu komutanı. Ordu komutanı. Kurgan bu mezar demek arkadaşlar. Öldükten sonra eşyalarıyla birlikte gömülen mezar demektir. Yine bir kavram sorusu sorulmuş bakın burada. Bu acaba 2022'nin iptal edileni miydi? Değer neyse. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Şu yorumları bir açayım. <laughs> İslamiyet öncesi sorularına baktık. Bir önceki iki e, senenin sorularına da baktık. Ünite kolay bir ünite. Sadece nereye nasıl çalışacağımızı bilmemiz lazım. Temiz çalıştığımızda yapılmayacak hiçbir şey yok bu üniteyle ilgili. Gayet basit bir ünite arkadaşlar. Lütfen çok fazla önemsemeyin. İlk 3 üniteyi arkadaşlar lütfen. İlk 3 ünitede böyle takılıp kalmayın. Buraları hızlı hızlı temel şeyleri öğrendiğimizde sınav sorularını çözeriz. Tamam. Bilenler için bir hatırlatma oldu. Bir tekrar gibi oldu. Bundan sonra arkadaşlar, bundan sonra e, bu şekilde ilk üçünü bitireceğiz. Ondan sonra yine Osmanlı tarihi sırasıyla devam edecek. Artık geriye dönmek yok. Artık geriye dönmeyeceğiz. Bundan sonra her hafta bir ünite, her hafta bazı üniteler iki hafta. Bu şekilde, bu şekilde derslerimiz her Salı 21.45 arkadaşlar. Bundan sonra derslerimiz her Salı. Konu tekrarlarını biraz Osmanlı'ya geçince yapacağız. Tamam. Tamam. Peki. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Eyvallah. İyi akşamlar. Aynen sınava kadar böyle devam edecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.